Evet, selamlar. Bugün size YouTube yorumlarımı kendim okuyup kendim cevap vereceğim. Her zaman zamanım olmadığından dolayı yorumları böyle 3 ayda bir, 4 ayda bir cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi hadi bakalım, YouTube stüdyoyu açtık. Hem videolarımızın yorumlarını hem de merak edilen soruları arada cevaplayacağımız bir video olsun. Evet, penis boyu nasıl ölçülür? Videosuna, shorts'una inanılmaz yorum gelmiş. Burada tabii herkes en büyük kendisinde zannettiği için güzelce sıkmışlar. 24 santim, 25 santim, 30 santim, 40 santim, şu kadar kilometre. Saçma sapan Z kuşağının kendi övündüğü penis boylarını buraya yazmışlar. Bunları zaten okumuyorum. Önemli değil. Penir protezde gelinen son teknoloji, 3 parçalı penir protez, mutluluk çubuğu videosuna ben şu doktor isimli doktorda ameliyat oldum. Sinirlerim zedelendi. His kaybı yaşıyorum. Dikkatli olun. Doktorunuzu iyi seçin demiş. Babacan, benim videoma neden başka doktorun ismini yazıyorsun? Hasta mısın? Niye benim videoma yazıyorsun ki? Bize ne? Benim takipçilerime ne? Artı dünyanın tüm doktorlarına yaşadığın sıkıntıyı yazmak zorunda mısın? Yani böyle başka doktorların komplikasyonlarını, başka doktorların isim vererek malpraktislerini ya da sizin o doktorda umduğunuzu bulamamanızı benim videolara yazmayın. Evet, videolarımdan çekin gidin lütfen. Onun dışında şüpheli cinsel ilişki sonrasında ne zaman test yapılmalı diye bir video çekmişim. Bunun altına hocam bir soru sorsam cevaplar mısınız diye ve bunun benzeri bir sürü yorum atmışsınız. Cevaplamayız. Neden cevaplayalım? İşimiz gücümüz yok. YouTube'un yorumlarını mı cevaplayacağız? Her yerde telefon numarası yazıyor, her yerde adres yazıyor, her yerde nasıl bana iletişim kuracağınız yazıyor. Artık bu kadar da olayı basite almayın. Sen YouTube'dan sağlığını değerlendirebilecek seviyede bir adamsan senin zaten sorunu cevaplamamıza gerek yok. Çünkü buna değmezsin. Kendine değer vermiyorsun. Biz sana neden değer verelim ki? Evet, penis eğriliği nedir sorusuna, bunların tedavisi nasıl yapılır videosuna şöyle bir soru gelmiş. Sosyal medyada sakın penis eğriliği ameliyatını olmayın, his kaybı oluyor diye yorumlar var. Sizce yüzdesi nedir bu his kaybı sorununun? Arkadaşlar, ehil bir elde olmazsanız bak fasyasının altından geçen nörovasküler bandıl, hatta içinden geçen nörovasküler bandıl zedelenebilir. Onun için penis eğriliği, penil konjenital kurvatür veya peyroni hastalığı gibi penise eğrilik yapan hastalıkları böyle ciddi, bu işte tecrübeli, bu işi bilen adamlarda olmanız lazım. Yüksek ihtimal bu yorumları yazanlar no name hekimlerde. Çünkü bizim gibi yılda 100 tane değil de tüm meslek hayatında 10 tane yapan adamda olursanız tabii ki böyle olur. Tecrübeyle doğru orantılı. Genital bölgede oluşan ben sivilce gibi durumlar kanser işaretçisi midir? WhatsApp'tan çat diye çekip gönderiyorsunuz ya dediğim yerde kahkaha attım demiş. Ama gerçekten öyle. Hastalarımız doktora derdini telefonla, işte YouTube yorumlarıyla, Instagram yorumlarıyla, DM'le falan anlatmaya çalıştıkları için, yani aslında kendilerini değersiz gördükleri için WhatsApp'tan da çat diye pipisinin resmini çekip gönderiyor. Penis boyu normali ne olmalıdır? Böyle bunun gibi manyak manyak sorular. Size verilen normaldir. Arkadaşlar, onunla idare edin. Erken boşalma nedenleri ve tedavisi konusunda bir yorum var. Buna yarıldım. Ön sevişme 15-20 dakika olup ilişkisi 1-2 dakika arası olunca erken boşalma mı sayılıyor? Erken boşalma sayılabilmesi için esas önemli parametrelerden bir tanesi biliyorsunuz karşılıklı tatmin, karşılıklı orgazm duyusuydu. Eğer karşılıklı orgazm duyusu yaşamıyorsanız o zaman aslında dakikanın da çok önemi yok. Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne zaman test yapılmalı? En çok yorum gelen videolardan bir tanesi. Ama burada karıştırdığınız bir şey var. Biz cinsel yolla bulaşan hastalıklara tanı ve tedavisinde rol alıyoruz. Sizin yazdığınız yorumları internetten sürekli an be an, hatta böyle yoruma cevap yazmamışım, yoruma kendini tekrardan cevaplayıp size bir soru sordum falan yazmışsın. Bu kadar terbiyesizliğe de lüzum yok. Bunun için bu soruları cevaplamıyorum. Penir protezde gelinen teknoloji 3 parçalı penir protez videosuna gelmiş. Ben tek parçalı penir protez düşünüyorum. Param var. Param var köpekler.
Ancak daha garanti bir ameliyat ve bozulma riski olmaması açısından bunu düşünüyorum. Ayrıca testislerde pompa görüntüsü partneri iğrendirebilir. Bence 3 parçalayan insanları sevk etmeyin. Riskli ve testislerin görüntüsünü bozan bir işlem demiş. Tabii ki kullanıcı adı vermiyorum. Tamamen cahil, tamamen cühela, tamamen tıptan böyle bilimden uzak, saçma sapan bir adamın yorumu. Çünkü gerçekten komik. Yani siz bunu yazınca kendinizi Brutus gibi falan görüyorsunuz ama biz böyle skrotumla gülüyoruz. Arkadaşlar eğer birazcık, azıcık, böyle çok azıcık, sadece azıcık videolarımı izleseydin zaten bu aptal düşünceli yorumlarını yapmazdın. Çünkü tek parçalı penir protezin discomfort hissi çok fazla. Yapılabiliyorsa her zaman 3 parçalı penir protez yapılmalı. Bunu sebeplerini bundan önceki videolarda bir link verilebilir mi bilmiyorum ama orada görebilirsin. Tek parçalı penir protez para dışında da bir sürü sebebi var takmamak için. Ben tek parçalı penir protez düşünüyorum, param var bilmem ne bilmem ne diyen adam her tüm yorumlara yazmış. Zaten ona da bu güzel bir cevap oldu. Param varsa ve tek parçalı penir protez düşünüyorsa mantığında böyleyse lan bana gelmesene ya. Bana gelmesene ya. Sana ben takmayayım olur mu? Genital bölgede oluşan ben sivilce gibi durumlar kanser işaret etkisi midir? Sürekli buna yorum gelmiş. Çünkü artık herkes doktor olmuş, herkes dermatolog olmuş, herkes androlog olmuş, herkes böyle aile hekimi olmuş. Kendi aralarında da böyle tartışmışlar. Bu bana akla şey getiriyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini okuduğum yıllarda Eskişehir o zaman tren vardı. Memleket Eskişehir'e doğru giderken hep böyle özellikle kalabalık trenlerle gitmek zorunda kalıyorduk. Eskişehir yakın olduğundan dolayı mutlaka bir tanesi sen nerede okuyorsun diye soruyordu. Kesinlikle tıp fakültesi demiyordum. Tıp fakültesi demeyip onların sürekli ortada dönen bir tıbbi muhabbeti oluyordu. Gerek tansiyondan, gerek prostattan, gerek yaşlılıktan. Sonra ben de başka bir vagona geçip sadece ve sadece içimden dalga geçip gülüyordum. Çünkü hepiniz doktor olmuşsunuz. Bari yorumların altında birbirinize doktorluk yapmayın. Ayıptır. Ben sizin işinizi yapılıyor muyum? Ameliyatsız penis büyütme ve kalınlaştırma yöntemlerinde sünnet olunca küçülüyor. Sonra nasıl kalınlaştırma olur da konuşuyorsunuz falan demiş. Sünnet olunca penisin küçüldüğünü zanneden zeka özürlü takipçimiz. Sünnet olunca penis küçülmez. Sünnet olunca penis küçülmez. Sünnet olunca penis küçülür mü? Sünnette biz penisi mi kesiyoruz? Daha sünnetin bile ne olduğunu bilmiyorsun. Engellemiyorum da. Niye engellemiyorum biliyor musun? Bir şeye böyle moralim bozuluyor. Hani bir insan ne kadar zeka özürlü olabilir deyip kendi videolarımın yorumlarını okuyorum. Böyle şeylere gerçekten ben çok ciddi gülüyorum. Siz yazınca dünyayı kurtardığını zannediyorsunuz klavye delikanlıları. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 20'ye yakın yorum okudum. Hiçbiri böyle gerçekten güzel bir yorum değil. Yani yorum yapmak için yapılmış. Kendi kendine yapılmış. Sonra da bana bazen ciddi hastalar buraya gelip de hocam ben size YouTube'dan yazmıştım. Siz bana dönmemiştiniz diyorlar. Evet bu kadar saçma sapan yorumun içinden dönemiyoruz. Şimdi bir tane kalıcı penis uzatma Zudo tekniğine bir yorum yazmış. Çok da böyle net yazmış. Hocam her şeyi çok güzel anlatıyorsunuz. Ama bir çözüm yok aramızda. 1700 kilometre var. Sizlere ulaşmak öyle zor ki sadece asistanla görüşebiliyoruz. Bu durumlar hassas. Belki her şeyi başkasına anlatamıyoruz. Ama sizinle de daha rahat görüşebiliriz. O yüzden isteğimiz şu ki özel görüşmeler için bir sabit telefonunuz olsun veya mobil bir hattınız olsun. Hastalarla birebir görüşmek için selamlar, saygılar sunarım demiş. İnanılmaz güzel bir yorum. Belki de bu bölümün, bu videonun en güzel yorumu. Gerçekten haklısınız. Bu kadar özel, ciddi konuları bizdeki verdiğimiz telefon numaralarından 2-3 tane asistan arkadaşımız cevaplıyorlar. Maalesef ben bunlara yetişemediğim için hepsini ben göremiyorum. Instagram DM'leri de bunlara dahil. Bu konuda çok çok haklısınız ama şu açıdan da bize hak vermelisiniz. Sizin yorumunuzu okuyana kadar okuduğum diğer yorumların hepsi ne kadar boş ve beleş. İçeriği sıfır. Yani ciddiye alabileceğimiz insanları ya da gerçekten ihtiyacı olanları seçebileceğimiz bir sistem hala kuramadık. Bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışmaktayım. Hastaya önce bir otomatik yorum, sonra gerçekten hassasiyetini anlayabilecek bir tarza geldiğinde benimle özel konuşmasını sağlayacak. Bu olunca bu sıkıntılarımız çözülecek. Ama sizin bu yorumunuzdan dolayı size ulaşmamız gerekiyor. Şimdi
0544-233-6004 no numaradan WhatsApp'tan yazın. O yorumu yapan bendim deyin. Ben sizi hususi arayacağım ve hususi olarak da sizi dinleyeceğim. Merak etmeyin. Penis kaç yaşına kadar büyümeye devam eder? Hocam neden erkeklerde diye belirttiniz yoksa kadınlarda da mı var demiş. Yine böyle ooo süper zeka deyip geçtiğimiz bir yorum. Bir tanesi tam 58 santim yazmış. Yüksek ihtimal o penisini boyuyla kıyaslıyor. Yani onun için hayat, onun için yaşam penis olduğu için 58 santimlik boyu 58 santimlik penisine denk olduğunu zannediyor. Bu hastalarımız da böyle. Penis büyütme ameliyatı oldum. İlk cinsel ilişkimi ne zaman yaşayabilirim diye bir videomuza yorum yapılmış. Benim anten çok uzun. Kestirip kısaltma imkanı var mı? Bir tane film repliğinde gördünüz diye hepiniz aynı espriyi yapmak zorunda değilsiniz. Ama penis kısaltma ameliyatları da var. Eğer çok ciddiysen penis kısaltma ameliyatı yapabiliriz. Penis uzatma ve penis kalınlaştırma ameliyatı Hard Rock Sandwich Plus Zudo'da videosuna bir yorum var. Erekte haline etki ediyor mu? Lütfen cevap verin. Otomatik mesaj atmayın artık. Arkadaşlar bunu zaten defalarca söyledik. Penis uzatma ameliyatlarında özellikle Zudo'da ereksiyon haline etkimesi sizin penisinizin, normal halindeki penisinizin ereksiyon olmayan haliyle, ereksiyon o hali arasındaki yüzdeyle etki eder. Bu da %50 ile %70'i arasıdır diye defalarca söyledik. Aslında diğer videolarda bu sorunun cevabını açıkça bulabilirsin. Hatta bu soru çok sorulduğu için bu soru için bir internet sitesi yaptık. kalıcıpenisbuyutme.com kalıcıpenisbuyutme.com bu siteye girerek aslında penis uzatma ve penis büyütme ile alakalı tüm sık sorulan soruların cevaplarını alabilirsin. Aşırı mastürbasyon bağımlılığının zararları isimli bir videomuz vardı. Allah razı olsun hoca, evlilikten soğudum sayende yazmış. Orada şey diyorum ya, hiçbir gerçek ilişki mastürbasyon kadar haz vermez. Evet arkadaşlar ama maalesef gerçek bu. Buna da güldük geçtik. Bir de böyle kendi aralarında gizli bilgileri paylaşıyorlar. Mesela gençler size kuru mastürbasyonu yasaklıyorum demişim. Arkadaşlar çekildiğini doktorlar anlar mı yazdı? Anlamıyoruz oğlum, anlamıyoruz. Rahat rahat yap. Merhaba hocam. Eşim pozitif çıktı. Aldatıldığımı düşünüyorum. Benim de olabilme ihtimalime karşılık hemen aşı olmam gerektiğini söylendi. Rahim ağzı kanserine yakalanmamak için galiba ölmeyi ihanete tercih ediyorum. Bu yüzden aşıyı reddettim. En yakın tarihte kanser olmak tek umudum. Allah belamı versin yazmış bir tane takipçi. Arkadaşlar bu HPV için yaptığım bir videoya yazılmış yorum. Bir kere burada inanılmaz hak yiyor olabilirsiniz. Eşim pozitif çıktı, beni kesin aldattı kelimesi kesinlikle yanlış. HPV sende de başka sebeplerden dolayı pozitif çıkmış olabilir. Müstakbel eşinde ya da eşinde ya da ex eşinde hangisini tercih ediyorsan. Bunlarda da başka bir sebepten dolayı HPV pozitifliği olmuş olabilir. HPV sadece ve sadece cinsel ilişkiyle geçmediğine dair hadi bana inanmıyorsun ki ben en çok HPV ile uğraşan adamım. Git başka yerlere de bak. HPV tek başına cinsel ilişkiyle geçmez. Senin kanser olasın varmış. Onun için buna bağlamışsın. Bu yazdıkların tamamen ve tamamen bilim dışı. Onun için eşinin de günahını alma.